Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yıl dönümünde kadın muhtarlar Ankara'ya çıkarma yaptı. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin organizasyonunda Ankara'da bir araya gelen 81 ilden kadın muhtarlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Edirne Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay, etkinliğin çok verimli geçtiğini, kadın muhtarların bir araya gelerek tanışma fırsatı bulduğunu kaydetti. Evet, 26 Ekim Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişine 88. yıl dönümünde Edirne Merkez ve köylerin tek kadın muhtarı olarak Edirne'yi temsilen Ankara'ya gittim. Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği olarak onların düzenlediği İçişleri Bakanlığı'nın desteklediği bir toplantıya ve genel kurula katıldım orada. İlk önce Anıtkabir'e çelenk sunumunu gerçekleştirdik. Türkiye geneli 200 kadın muhtarımız katıldı. İlk önce Anıtkabir'e çelenk sunumunu gerçekleştirdik. Arkadan İçişleri Bakanımızla buluştuk. Arkadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimiz, bakanlarımız, onları ziyarette bulunduk. Genel başkanımızı ziyaret ettik. Onları ziyaretlerini tamamladıktan sonra Edirne'ye döndüm ve Edirne'min selamlarını ilettim İçişleri Bakanımıza. Onun da Edirne'ye selamlarını getirdim. Muhtar Günay ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kadın muhtarların güvence altında olması için muhtarlık binalarına kamera takılması için talimat verildiğini, bunun için de Medrese Ali Bey Mahallesi muhtarlık binasına kamera takılacağını ifade etti. Türk kadın muhtarlarımızın güvence altında olması gerektiğini düşünerek bütün muhtarlıklarımıza, kadın muhtarlara kamera takılması hususunda bizi bilgilendirdiler ve ertesi gün valiliklerden aranarak hepimiz muhtarlıklarımıza en kısa zamanda kameralar takılacağını söylediler.